Can koptu. Bu konuda derin bir üzüntü içindeyiz. Evet. Allah sabır versin. Ailenin bu acısını paylaşıyoruz. Evet. Üzüntümüz büyük. Evet. Bu konuda Sayın Bostancı, öncelikle şunu sorabilir miyim? Biz az önce haberimizde izleyicilerimize olayın nasıl meydana geldiğini paylaştık ama siz İzmir'de acaba bu olayla ilgili başka bilgilere ulaştınız mı? Olay nasıl meydana gelmiş tam olarak? Bir de sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi öncelikle Sayın Valimiz ve Emniyet Müdürlüğü olaya el koymuş. Gerekli bir soruşturma şu anda açılmış. Biz de bugün sabahleyin olayı yerindeydik. İnceleme yaptık. Öncelikle beni üzen olay, serviste unutulan kelimesini özellikle buradan altını üstüne çizerek düzeltilmesini istiyorum. Bu araç servis aracı değil, korsan servis aracı. Bizim de mücadelemiz zaten korsan. Bu yalnız İzmir'in değil, Türkiye'nin genel sorunu. Artık eğitim birimleri, bu okul, anaokulu, etüt adına, eğitim birimlerinin, eğitim kurumlarının adına servis aracı alarak bu taşımacının yapılmasının engellenmesi gerektiğini aykırarak seslendirmek istiyorum. Sayın Bostancı, o halde burada bir kere en başta ihmal, okullarda ve kreşlerde korsan servis uygulamasına yönelik sıkı bir denetim yapılmıyor olması. Evet evet, aynen katılıyorum size. Çünkü burada ihmal yok, ihmaller zinciri var. Servis taşımacılığı bize Atatürk'ün emanet ettiği bugünün küçükleri yarının büyüklerini taşıyoruz. Çok ulvi bir görev. Bu konuda bizim servis araçlarının muhakkak belediyede denetimden geçip belediye ruhsatına haiz olmaları gerekiyor. Bununla beraber sürücülerin de trafikte insan faktörü dediğimiz alkol uyuşturucu bağımlı testinden geçtiği gibi empati, öfke kontrolü, insan ilişkileri, ilk yardım ve bununla beraber genel mevzuatı içeren bir eğitimden geçtikten sonra bu arkadaşlarımıza biz şoför tanıtım kartı veriyoruz. Şoför tanıtım kartı almayan ve alkol uyuşturucu bağımlılık testinden geçmeyen hiçbir arkadaşımız bu araçlarda sürücü olarak faaliyet gösteremiyorlar. Ama her denense genel anlamda bakanlıktan servis araçlarına denetim deniyor. Fakat bizim araçlarımız denetleniyor. Korsan servis araçları denetlenmiyor. Eğer bu araca dikkat edersek ilimizde olduğu gibi Türkiye genelinde de bu servis taşımacılığı okul servis araçları hizmet yönetmeliği çerçevesinde yapılması gerekir. Bu aracın hiçbir şartları haiz değil. Her sene önce araca çok dikkat ettiğimiz zaman aracın sanki yürüyen bir billboard gibi olduğunu görüyoruz. Dışarıdan görünmesi mümkün değil. Camların gözükmesi lazım. İhmaller zinciri var. Yoklama alınması lazım. Dolayısıyla bu konuda eğitim görmemiş arkadaşların bu işi basit, bu kadar ulvi bir görevi basit olarak görmelerinin peki, getirdiği bir ihmaller zinciri. Çok önemli bir noktayı dile getirdiniz. Bir korsan servisi olduğunu söylediniz. Korsan servisi, evet, evet. Bir kere en başta buradan başlamak lazım. Buna izin veriliyor olması, buna dönük denetimlerin yapılmıyor olması bir kere en büyük ihmal, en baştaki zincir. Peki bir okul servisinde ya da kreş servisinde çocuğun evden alınıp okula ya da kreşe ulaştırılması sürecinde normalde sistem, prosedür nasıl işliyor? Yani neler olmalı, nelere dikkat edilmeli? Buradan aslında izleyicilerimizi de belki bilmeyenleri de bu konuda uyarmış oluyoruz, farkındalığı arttırmış oluyoruz. Bunu da anlatır mısınız? Bu farkındalığı arttırmak zaten üstümüze düşen görevimiz. Öncelikle yetkililere seslenmek istiyorum. Korsan taşımacının önlenmesi lazım. Servis taşımacının artık eğitim kurumlarının kesinlikle yapmaması gerektiğini söylüyorum. Bununla beraber servis taşımacının bir rant aracı olarak görülmemesi gerektiğini özellikle altını üstüne çiziyorum. Bu korsan taşımacının da kurulacak olan odanın da görev aldığı bir komisyon kurularak mobil ekiple kısa zamanda netice alınacağını buradan haykırarak ifade etmek istiyorum. Evet. Velilere gelince velilerin de özellikle araçların arkasında okul taşı yazısının olup olmadığını, dur lambasının olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini, araçlarda her koltukta bir emniyet kemerinin olmasının gerektiğini, özellikle dikkat etmeleri gerektiğini ve hizmeti kimden alıyorlarsa bu ücreti de ona ödemeleri gerektiğini, artık servisçinin işini servisçi yapsın, eğitimcinin işini de eğitimci yapsın. Mutlaka hostes olmalı, öyle değil mi? Tabii tabii, ilk öğretimde muhakkak hostes olması gerekiyor. Bu hostes arkadaşın da gerek araç binişinde gerekse araç inişinde hem aracı kontrol edip hem de yoklama alması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla ihmal değil, ihmaller zinciri var.
Bu konuda da yetkililere uyarıyorum. Artık korsana hayır, hayır, hayır diyoruz. Evet, tabii olayla ilgili soruşturma sürüyor ama şu anda bildiğimiz kadarıyla sadece şoför tutuklandı. Serviste diğer görevli kişi, işte hostes bile diyemiyoruz. Çünkü korsan bir servis söz konusu. O serbest bırakıldı ama bu ihmaller zincirini göz önünde bulundurduğumuzda aslında okul ve kreş yönetimi de idarecileri de mutlaka bu konuda şey yapılmalı, değil mi? Sayın Valimiz ve Sayın İl Emniyet Müdürümüz bu konuda çok hassaslar. Zaten bu konuda soruşturma açılmış. Hı hı. O konu hakkında da pek yorum yapmak istemiyorum. Peki. Ama yetkililerin de yaptığı bu cezanın bedelini ne olursa olsun ödemeleri gerektiğini düşünüyorum. Sayın Hasan Basri Bostancı, teşekkür ediyoruz elimize katıldığınız için. Ben son bir kelime söylüyorum. Buyurun. Korsan, korsan hayır, korsan hayır, korsan hayır diyorum. Denetim istiyorum ama bizim araçlarımız değil, biraz da korsanlara denetim istiyorum. Ve mobil ekip kurularak kısa sürede netice alınacağını düşünüyorum. Evet, peki, teşekkürler. Bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ailenin açısından tekrar paylaşıyorum. Allah sabır versin. Sağ olun.